Ve canlı yayınımız başladı. Bu akşam bende ayrı bir heyecan var. Çünkü bu akşam hem Türkiye içinden hem Türkiye dışından tarih severlere kendi memleketimden bahsedeceğim. Muhammed Emin Saral, drone pilotumuz, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk hocam, iyiyim. Sizler nasılsınız? Vallahi bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Heyecanlıyız. Bugün Manisa'yı konuşacağız. Şehzade Sarayı'nı konuşacağız. Hemen bu arada ben şöyle YouTube'dan bir bakayım. Takipçilerimiz bir 10 dakikadır falan yazıyorlar. Ondan sonra hepsine selamlarımı gönderiyorum. Hindistan ve Mısır kitaplarınızı bekliyorum diyor Suudi Hanım. Valla önce şunu yapacağız. Hindistan ve Mısır'ın tarih atölyesini yapacağız. Tam ekran yapabilir miyiz Muhammedciğim? Tam ekran şu an. Yani tam ekran aynen. Heh. Ondan sonra evet, ben tam ekran niye yapamıyorum? Buradan mı? Kendim mi ayarlamam gerekiyor? Ondan sonra ben tam ekran yapamadım yalnız. Niye öyle oldu? Sizin ekran mı hocam? Evet. Herhalde o zoom'u. Zoom'dandır. Evet, selamlar gelmeye devam ediyor. Celal Bayar Üniversitesi tarih bölümünden selamlar demiş Seray Kurtuluş. Aleyküm selam Celal Bayar Üniversitesi. Benim tarih bölümünde son 2,5 yılımı okuduğum üniversite ve mezun olduğum üniversite Celal Bayar tarih bölümü. Çok teşekkürler. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına selamlar geliyor. Salih Sarıkaya soruyor. 22 sultanlar kim? Gelecek bugün hepsini konuşacağız. Şimdi kıymetli tarih severler. Bugün sizlerle beraber çok önemli bir yeri konuşuyoruz. Yani Osmanlı'nın şehzade sarayları içerisinde en önemlisini konuşacağız. En önemlisi, en kıymete değeri. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Osmanlılar kendileri söylüyorlar. Çünkü Osmanlı döneminde bir şehzade eğer Manisa sarayında yaşıyorsa ona veliaht şehzade diyorlardı. Ona veliaht şehzade diyorlardı ve o son derece önemliydi bu konuda. Önem arz eden bir durumu, konumu, söz konusu idi. Şimdi işte bu detayları görmek, konuşmak bizim için son derece önem arz etmekte. Şimdi bu arada tam ekrana almaya çalışıyorum. Şimdi aldım. Şimdi hallettik. Güzel. Şimdi Şehzade Sarayı deyince Amasya aklınıza geliyor. Şehzade Sarayı ya da Şehzade Sancağı deyince Konya aklınıza geliyor. Bursa aklınıza geliyor. Ne bileyim başka Trabzon aklınıza geliyor. Ama bunların içerisinde Manisa'nın müstesna bir yeri var. Çünkü veliaht şehzadeler buraya gönderiliyor. Osmanlı'da hangi şehzadeler burada kalmış, hangi vazifelerde bulunmuş, bunlardan bahsedeceğiz. Tabi burada en enteresan şeylerden biri ne biliyor musunuz? Yani böyle muhteşem bir şehzade sarayı, yani Osmanlı'nın yönetim sarayı var ya, mesela İstanbul'daki Sarayı Atik var, Bayezid'deki, bir de Topkapı Sarayı var. İşte Edirne Sarayı var, zaman zaman padişahlarının kaldığı. Bunlardan sonra gelen en önemli saray bu. Ve bu saraydan günümüze sadece iki hamam kalıntısı ve bir kule. Onu da hani ben göstermeden hadi canım dersiniz, bu mu Fatih Sultan Mehmet'in kulesi diyeceğiniz kule dışında hiçbir şey kalmamış. Şu an Muhammedciğim Şehzade Sarayı önünde duruyor, biliyor musun? Bak aşağı doğru. Yani saray önümüzde yani. Ama şu an o sarayı anlamak, görmek çok mümkün değil. Evet. Bu arada heyecanımız var. Neden heyecanlıyız Muhammed Emin Saral? Yarın muhteşem bir Mukaddes Emanetler tarih atölyemiz olacak inşallah. Yani Topkapı Sarayı'ndaki o Mukaddes Emanetler. Yani hocam beni heyecanlandıran şey, hani bunu sizin yani sadece birkaç kere, yani bir kere açılıp sadece bunu da sizin fotoğraflamış olmanız gerçekten muhteşem bir heyecan yani. O fotoğrafları inanılmaz merak ediyorum ben de. 2003 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden birebir izin alınarak yapılmış bir projeydi. Mukaddes Emanetler projesi. Bana da editörlüğünü yapmak nasip oldu o proje. Ve 3 kişi tek tek bütün emanetleri açtık. Hırka-i Saadet Dairesi müdürümüz vardı. Ondan sonra fotoğrafçımız vardı. Müdürümüz Hilmi Aydın Bey, fotoğrafçımız Bahadır Taşkın ve çalışmanın editörü olarak da ben
Kelkör tarihçi Talha Uğurlar. Yani benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Tek tek 605 parça emanet. Hepsine, yani şimdi sarayda bugün 25-30 tane mukaddes emanet sergileniyor. Halbuki bu emanetleri tek tek açmak, ortaya koymak, belli bir zemin üzerinde fotoğrafını çeker hale getirmek bir ay süren bir çalışmaydı. Yarın inşallah tarih atölyesinde saat 15'te başlayacak. Zoom üzerinden yapacağız. 3 haftadır yapıyoruz. Yarın 4. atölyemiz. Online atölyeler bunlar. İlk kez yapıyoruz. Çok güzel bir katılım var. Yine Türkiye içinden, Türkiye dışından kayıtlarını yaptıranlar var. Yalnız bu arada kıymetli tarih severler, bir kısmınız gezikitap.com sitesine girip üye olmayı, atölyeye katılmak sanmışsınız. Böyle bir şey yok. Gezikitap.com sitesine giriyorsunuz, üye oluyorsunuz ve tarih atölyesi bölümüne tıklayıp oradan hangi atölyeleri izlemek istiyorsanız onları satın alıyorsunuz. Cüzi sembolik bir rakamı var. Yarınki mukaddes emanetleri izlemek istiyorsanız www.gezikitap.com'a girin. Önünüze kocaman banner gelecek zaten, tarih atölyesi. Oradan tıklayın. 4 atölyede önünüze gelecek. Çünkü 3 atölyemiz yapıldı ama geçmişe dönük izleyebilirsiniz. Mekke atölyesi, Kudüs atölyesi ve Kanuni Sultan Süleyman atölyeleri yapıldı. Onları da izleyebilirsiniz. 4 atölyenin 4'ünü de alan bütün takipçilerimize Kudüs ve Mekke atölyesinin bütün fotoğraflarını hediye edeceğim. Yarın atölyemiz bittikten sonra pazartesi günü bir transferle 4 atölyeyi de alan takipçilere biz maillerine bir transferle 2 sorunun tamamını göndermiş olacağız. Muhammed sende de yok değil mi onlar? Bende de yok hocam. Ben de, yani bana da paylaşırsanız, ben de 4'üne katılmışım. Sen şimdi 3'üne katıldın değil mi? Yarın 4.'yü de full izlersen sana da göndeririz yani. Kulak olmasın yani. Hocam bu arada şeyi de hemen söyleyelim. Birincimize ne olduğunu yarın. Evet, sen söyle. Vallahi unutmuşum ben. Bu çok önemli bir konu. İyi hatırlattın. Sen söyle. Hocam ona ben bile heyecanlandım. Yani bu Topkapı Harem. Yani biliyorsunuz Talha hocamız hani Topkapı Harem gezisi yapıyor. Bunu yani yarınki atölyede birinci olana bu geziyi hediye ettiniz değil mi hocam? Yanlış anlamadık yani. Aynen. Bu değerli geziyi Talha hocamızla beraber, yani Topkapı Sarayı'nı ondan sonra haremi gezmek gerçekten bence muhteşem bir tecrübe olur. Yani o yüzden yarınki atölye yarışmasında eğer birinci olursanız bu ödülü Talha hocamız sizlere veriyor. Yarışma sorularını daha hazırlamadık. Yarın sabah böyle gündüz gözüyle, dingin bir kafayla Muhammed Emin Saral'la beraber hazırlayacağız. Kahoot üzerinden. Tabii bir 2,5 saat mukaddes emanetleri konuşacağız uzun uzun. Tabii bu arada Muhammed'ciğim sadece mukaddes emanetleri konuşmayacağız. O emanetlerin bulunduğu Fatih'in yatak odası, Kanuni'nin oturma odası, Yavuz Sultan Selim'in özel görüşme odası olarak kullandığı has oda. Birçok padişahın kullandığı has odada konuşulacak. Has daire nedir? Vestimal odası nedir? Arzhane nedir? Has oda nasıl bir yerdir? Tek tek bunlar konuşulur. Sonra duvarlardaki gömme dolapları açacağız. İçlerinde bohçaların içindeki kaç yüzyıllık, kaç bin yıllık eşyalar tek tek konuşulacak. Onun için lütfen kaçırmayın. Yani yarınki mukaddes emanetleri de izlemediyseniz diğer 3 programın da linkini gönderiyoruz size. Geriye dönük kaydınızı yaptırın o derslere. Orhan Bey diyor ki sorular zor olsun, ödül büyük aynen diyor. Aynen öyle. Şimdi bakın bu korona ne zaman biterse. Korona şimdi bayağı azaldı. Bugün görüyoruz istatistiklere, sayılar durmadan düşüyor. Yani mesela denirse ki Haziran ayı itibariyle iç turizm başlıyor derse Kültür ve Turizm Bakanlığı, hemen biz Haziran ayına Topkapı Sarayı harem turumuzu koyacağız. Ben sarayın açılmasına bakıyorum. Saray açıldığı anda ilk turu koyacağız. Tabii ki dikkat edeceğiz belli mesafeler dahilinde. Olmazsa Temmuz, olmazsa Ağustos. Tabii bu arada bu turu, Topkapı Sarayı ve harem turunu birinci olana hediye eden Ufuk Tura ve Ufuk Tur'un yöneticisi Altuğ Bey'e buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. O düşündü hakikaten, benim de hiç aklıma gelmemişti. O aradı beni 3-4 gün evvel. Dedi ki birinciye biz bir Topkapı Sarayı harem turu hediye edelim dedi. Ne zaman ilk Topkapı harem turumuz olursa yarınki birinciye oraya katılmış olacak. Ben de çok özledim ya böyle canlı canlı turlar yapmayı. Muhammed Emin'ciğim seninle beraber. Benim kameramı tutuyordun, fotoğraflarınızı çekiyordun. Yani hakikaten sağlam gezeceğiz. Evet, şu an ekranı başındaki Manisalılar ya da Manisa'yı merak edenler hazır mıyız? Bak Serdar Bey 40 açıdan izliyorum diyor.
Ondan sonra bekliyoruz herkesi. Şimdi hiç daha sen uçmadan, hareket etmeden ben önce bir çerçevemi çizeyim. Şimdi mouse'u bir aldım ben. Mouse'u bir alayım elime. Evet. Şu kırmızı nokta bende. Şimdi Muhammed'ciğim bak karşıda hükümet konağı var. Osmanlı döneminden kalma hükümet konağı binası var. Manisa valilik binası bu. Arkasında 2. Bayezid'in hanımı Hüsnü Şah Sultan'ın yaptırdığı Hatuniye Camii ve arkasındaki külliye ait kervansaray var. Sonra şurada ben mesela benim çocukluğumda Manisa Valiliği'nin önündeki şu gördüğümüz boş alan, bunun altı şu an otopark. Bu alan tamamen palmiye ağaçlarıyla kaplıydı. Ben şimdi 43 yaşındayım. Ortaokulu ben Manisa'da okudum. Şehitler Ortaokulu'nda okudum. Okulumu gösteriyorum Muhammed. Şu gördüğümüz binalar. Ve yıllar sonra ne öğrendim biliyor musun? Ne öğrendiniz hocam? Fatih Sultan Mehmet'le aynı okulda okumuşum. Yeminle aynı okulda. Diyeceksin nasıl? Ben bu şehitlerde okudum. Burada top oynadık, acıktık, koşturduk. Teneffüslerde böyle derslerimiz burada oldu. Yıllar sonra şu gördüğümüz palmiyeleri söktüler. Neden? Otopark yapmak için. Ki Manisa'nın da ciddi bir otoparka ihtiyacı var. Ondan sonra yeraltı otoparkı. Otopark yaparken kazıdan buradan ne çıktı biliyor musun? Manisa Şehzade Sarayı'nın iki hamamından biri çıktı. Hamamın biri buradan çıktı. Hamamın diğeri de hemen şurada zaten. Şurada ve şurada. İki hamam. Tabii hamam çıkınca saray hamamı bir heyecan oldu Manisa'da. Bir dakika Şehzade Sarayı burada mıymış dendi. Zaten az çok biliniyordu ama tescillendi. Bunun üzerine bunun sağında ve solunda kazılar yapıldı. Tabii şimdi valilik binasını yıkıp altında kazı yapılamayacağı için, şuradaki binalar kaldırılamayacağı için burada Emekliler Parkı var. Arkasında Fatih Parkı var. Bu parklarda bir de Şehitler Ortaokulu'nun bahçesine kazı yapıldı. Kazı yapıldığında Şehzade Sarayı'na ait bina temelleri okulumuzun bahçesinden çıktı. Yani Şehzade Mehmet de buraya çocukken gönderilmişti sancağa. Burada eğitim görmüştü. Şehitler Ortaokulu'nda okuyan kim varsa herkes ben Şehzade Sarayı'nda okudum diye bilirler. Ben de bunu diyebildiğim için çok mutluyum. Şimdi bu arada şurada bak bir bina var. Görebiliyor musun? Tam dairenin altında çekiyorum daireyi şu bina. Şimdi bu binanın Manisa Şehzade Sarayı'ndan günümüze kalan tek doğru düzgün bina olduğunu söylesem ne dersin? Binayı yakından gördüğün zaman hadi oradan ya bu tarihi olamaz dersin. Ama öyle. Fatih Köşkü, Fatih Kulesi işte burada duruyor. Hadi biraz uçalım sonra yolumuza devam edelim. Bu parklarda ben ne gezdim ne dolaştım. 14 yaşındaydım tabii o dönemde. Türbe türbe cami cami dolaşıyorduk. Şehzade Sarayı'na bakın biraz daha yaklaşıyoruz. Şehzade Sarayı buradan başlıyor. Buradan geliyor ta şuraya kadar şu gördüğümüz alanı olduğu gibi çeviriyor Şehzade Sarayı. Bak daire çiziyorum durmadan. Manisa Şehzade Sarayı. Şimdi azıcık bir duralım. Manisa Şehzade Sarayı ilk kez kim tarafından yapıldı? Ben biraz daha geriye gideyim. Manisa'yı Müslüman Türklere kazandıran topluluk kim? Şekillendirenler kimler? Saruhan oğulları. Biz seninle beraber bu hafta, bu cumartesi sadece Manisa'nın Şehzade Sarayı'nı konuşacağız. Haftaya sen bizi nereye götüreceksin? Yani hocam elimizde yine Manisa'nın Ulu Cami videosu var. Orayı yapabiliriz. Evet. Manisa Ulu Cami deyince şu an biz buradan Manisa Ulu Cami'yi görüyoruz biliyor musun? Bak ben hemen göstereyim. Sen bulabilecek misin? Ben hocam, şöyle uzaklara Manisa doğru bak. Yeşillere doğru bak. Yeşillere doğru git. Şurası Sipil mi? Dağı'nın, Manisa Dağı'nın. Mouse al, mouse'dan göster. Şurası mı? Sen mouse oynatabilir. Hah, vallahi o. Ya adam hem matematikçi hem tarih biliyor, seviyor. Hem de gözleri çok iyi görüyor ya. Evet orası işte. Aynen. O gördüğümüz yer, şu gördüğümüz yer Manisa Ulu Cami. Kıymetli tarih severler, haftaya cumartesi günü size Saruhan oğullarının Manisa'sını anlatacağız. Saruhan oğulları. Saruhan oğulları döneminde burada bir Manisa Şehzade Sarayı yoktu. Saruhan oğulları döneminde Saruhan Bey, İshak Bey, İlyas Bey, onlar döneminde özellikle İshak Bey dönemi Manisa Ulu Cami inşa edildi.
Yanında hamamı inşa edildi. Saruhan Bey şuraya bir başka cami yaptı. Temelleri duruyor, onları göstereceğim. Bir de Saruhan oğulları tuttular, karşıya tepenin üstüne buraya bir Mevlevihane yaptılar. Yani Muhammed bizi haftaya öyle bir uçuracak. Yani şu Manisa Dağı'nın eteklerinde böyle bir öyle bir böyle gideceğiz. Bir öyle bir böyle şu yeşillikleri konuşacağız uzun uzun. Manisa Kalesi'ni konuşacağız. Mevlevihane'yi konuşacağız. Manisa Ulu Camii. Saruhan Bey'den günümüze kalan tek cami kalıntısı ve çeşmeyi konuşacağız. Evet, Oğuz Bey yazdı. Ulu Camii'de çınarın altında çay içmek. Hakikaten öyle. Çınarın altında çay içmek nasıl güzel olur. Manisa çok güzel bir şehirdir. Tabii ovaya inmiş artık Manisa. Osmanlı döneminde biraz daha ovaya inmiş. İkinci Yıldırım Bayezid Saruhanoğulları beyliğinden Manisa'yı alıyor Yıldırım Bayezid. İlk kez Osmanlı'ya Yıldırım'la katılıyor. Fakat Timur Yıldırım Ankara Savaşı'na yenince Saruhanoğulları yine bağımsız oluyorlar. Ama Çelebi Mehmet Manisa'yı ikinci kez Osmanlı'ya katıyor ve bundan sonra Osmanlı bünyesine devam ediyor. Tabi orada ben böyle Manisa diyorum ama açık konuşmak gerekirse ben Manisa ismi yerine Osmanlı dönemindeki adını kullanmayı tercih ederdim. Osmanlı her ne kadar Saruhanoğulları'nı yenerek bu şehri ele geçirmiş olsa da bu şehrin adını hiç değiştirmedi. Onların ismiyle andı. Bu şehir aslında 1925'li yıllara kadar Saruhan vilayetiydi. Sonradan Saruhan vilayetinin adını biz Grekçe bir isimle değiştirdik. Sipil Manesiyası. Rumların verdiği bir isimdi. Tarihten bu yana antik bir ismi vardı bölgenin, dağın. Sipil Manesiyası. Sipil dağın ismi. Manesya da Sipil'in eteğinde kurulan tarihi bir şehirdir. Yani şimdi Manisa'dan azıcık devam et Muhammed. Salihli gelir. Salihli ne demek? Sart demek. Sart ne demek? Lidyalıların başkenti demek. Lidyalıların başkenti Sart ne demek? Dünyada paranın ilk basıldığı yer demek. Yani bu kadar önemli. Tarihte buraya Lidyalılar hüküm sürmüş, Persler hüküm sürmüş, Bergama Krallığı hüküm sürmüş bu bölgede. Daha sonra Romalılar gelmiş bu bölgede hüküm sürmüşler. Ve buralara hakim olmuşlar. İşte Osmanlı buranın adını değiştirmemiş. Hasımları olmasına rağmen Saruhan vilayeti demiş. Ama sonradan biz kalkıp bu güzel ismi değiştirip Sipil Manesiyası'nı Manisa'yı kullanmışız. Yani şimdi kalkıp da Manisa'yı Saruhan vilayeti yapın demiyorum elbette. Ama ben Kütahya yerine Germiyan vilayeti, Balıkesir yerine Karesi vilayeti ya da Afyon yerine Karahisar'ı sahip vilayeti, Manisa yerine Saruhan vilayeti demeyi tercih ediyorum. Bu tarihi orijinal isimler korunabilmeli. Şimdi İkinci Murat'la beraber sarayın temeli atılıyor. Neden? İkinci Murat o günlerde Macarlarla bir Segedin anlaşması imzalıyor. O günlerde bir de İkinci Murat'ın oğlu ölüyor. Sen bizi Bursa'da havada uçurmuştun ya. Havada uçurduğunda Muradiye Külliyesi hatırlıyor musun? Evet hocam. Muradiye'de demiştim ya, bu İkinci Murat'ın camisinin yanına ilk defnedilen İkinci Murat değildir demiştim. Oğlu defnedildi. Oğlu, o boylu postlu oğlu Yakup Çelebi aniden vefat edince ikinci Murat çok üzüldü. Ve küçük yaştaki oğlu Şehzade Mehmet'e, Fatih'e yani saltanatı bıraktı. Bursa'da Manisa'ya çekildi. Manisa'ya çekilirken de buraya şu gördüğümüz yere 52 dönümlük bir arazi üzerine önce küçük bir konak yaptırdı. Bahçesi vardı. Sonradan bu büyüdü. Şu gördüğümüz, bakın tam sınırlarını gösteriyorum. Şu gördüğümüz Şehzade Sarayı ortaya çıkmış oldu. Tabii ikinci Murat daha sonra oğlu Şehzade Mehmet'i buraya gönderdi sancağa. Daha sonra işte ikinci Bayezid'in oğlu Şehinşah buraya gönderildi. Daha sonra ikinci Selim, işte Yavuz Sultan Selim oğlu Kanuni'yi buraya gönderdi. Daha sonra ikinci Selim buraya gönderildi. Üçüncü Murat buraya gönderildi. Üçüncü Mehmet buraya gönderildi. Ve böylece burada büyük bir şehzade sarayı söz konusu oldu. Kanuni hükümdarken büyük oğlu, daha sonra idam edilen Mustafa da burada vazife yaptı. Kanuni'nin yerine padişah olsun diye çok istediği Şehzade Mehmet de burada sancakta kaldı. İkinci Selim de burada sancakta kaldı. Bir de Mehmet burada ölüyor, biliyor musun? Yani şu
İstanbul'da hangi caminin bahçesinde yatıyordu Mehmet? Muhammedciğim. Evet. Şehzade Camii'nin bahçesinde metfun bulunan Şehzade Mehmet Manisa'da öldü. Çiçek hastalığından öldü. Manisa'da öldü. Cenazesi buradan İstanbul'a götürüldü. Manisa'dan İstanbul'a götürüldü. Yani şu gördüğümüz yerde çok büyük mutluluklar da yaşandı. Doğumlar oldu ama ölümler de oldu. Konuşacağız bunları. Evet, hadi biraz daha uçalım. Evet, bakın. Manisa Valilik Binası. Benim okul gözüktü. Evet, okulun bahçesini görüyorsunuz. Şurası. Ondan sonra. Ve şu an saraya ait iki tane hamam var. Şurada birazcık daha duralım. Burada birazcık daha duralım. Şimdi bakın. Saraya ait iki tane hamam var. Bir tanesi size bahsettiğim bu yeraltı otoparkı yapılırken kazılarda ortaya çıktı. Şuradan görüyor musunuz? Şuradan yerin altına doğru iniliyor. Buradan ya da şuradan yerin altına indiğiniz zaman hamamın kalıntılarını görüyorsunuz. İkinci hamam şurada. Aslında hamam 1930'lara kadar ayaktaymış. Ama maalesef daha sonra o yıkıntılar toprağın altında kalmış. Yakın dönemde hamamın üzerine bir otel binası inşa edildi. Şu gördüğümüz otel. Otel yapılırken hamam korundu yalnız. Yani ben mesela Manisa turu yaptığım zaman grupları alıyorum. Bu otelin alt katına çok rahat giriyorum. Otel yetkilileri izin veriyorlar o konuda. En altta güzelce gezip dolaşıyorum. Yani hamam temel seviyesinde olduğu gibi ayakta Mehmetçim, Muhammedçim. Yani şehzadelerin yıkandığı hamam bu hamam yani. Gidip onu görüyorsun. Fatih yıkandı. Yani hal edilen Şehzade Mustafa, çiçekten ölen Mehmet, padişah olan 2. Selim. Bunların hepsi o hamamda su dökündüler yani. Ve burada çok ilginç bir yapı var. 2. Murat'tan sonra oğlu Şehzade Mehmet burada sancakta kalırken buraya bir kule yaptırmış. Aslında bizim saraylarımızda bazılarında kuleler var. Muhammedciğim, şimdi takipçileri eğer sen bilemezsen onlar kopya versinler. Bana Osmanlı saraylarından bildiğin kulelerden söyle hadi. Hocam Edirne Sarayı'ndaki Adalet Kulesi var. Topkapı Sarayı'ndaki Adalet Kulesi var. Edirne Sarayı'ndaki Adalet Kulesi var. Hemen ikincisini alayım. Topkapı Sarayı'ndaki Adalet Kulesi var. Evet. İkisini biliyoruz cepte. Teşekkür ederim. Bildin. Harikasın. Şimdi üçüncüsü geliyor. Üçüncü bir Osmanlı Saray Kulesi. İşte gösteriyorum. Şu gördüğümüz bina. Bu binayı Fatih'in yaptırdığına inanır mısın? Hocam çok modern bir bina gibi duruyor cidden yani. Aynen öyle duruyor. Yani özür diliyorum. Bu bizim yediğimiz halt tabii ki. Yani maalesef bu bizim yediğimiz halt. Bu bina aslında orijinaldi. Şöyle bir şey yapalım mı? Google'a Manisa Fatih Kulesi diye bir yazsana. Bize göstersene masa üstüne. Yazayım hocam. Masa üstünde Google'a gir. Fatih Kulesi diye yaz. Hatta eski fotoğraf diye yaz. Siyah beyaz bir fotoğrafı gelecek. Fatih Kulesi Manisa. Manisa bak geldi alttan hemen. Evet tıkla. Evet görselle bak geldi. Ha? Ya hocam. İşte. Ya. Bak şuna tıkla bak. Bak tıkla onu büyük görelim onu. Görüyor neymiş, musun? Ne bak olmuş? İşte. Evet. Bu Fatih Kulesi gördüğümüz gibi böyle kalabilir. Böyle güzel. İşte bu bina yanında gördüğün garabet bu. Bu Osmanlı dönemindeki hali yani birçok kez restore edilmiş. 2. Mahmut döneminde son restorasyonunu görmüş. 2. Abdülhamit Han döneminde bir saat eklenmiş. Saat kulesine dönüştürülmüş. Ama Yunanlılar Kurtuluş Savaşımızı bir zaferle kazanırken Manisa'dan kaçarlarken yakmışlar. Manisa ile beraber bu kulede maalesef yanmış. Cumhuriyet'ten sonra yine restore edilmiş. Fakat tabii bu restorasyondan sonra Kızılay'a verilmiş. Kızılay'a verildiği dönemde bu bina bayağı bildiğiniz bir apartman dairesine dönüştürülmüş. Şu anki hali bu. Ama müjdeyi veriyorum. Şu an bütün izinleri alındı, yazıldı, çizildi. Devir teslimleri de yanılmıyorsam ya yapıldı ya yapılacaktı. Ben Manisalı yetkililerden haberini aldım. Bu gördüğümüz garabet bina o fotoğrafta gördüğümüz haline dönüştürülecek. Var mıyız ondan sonra Manisa turuna? Hocam tabii ki ya. Çok güzel. İşte Manisa'nın bir nevi Adalet Kulesi de
bu gördüğümüz yapı ve muhteşem bir eser. Fatih'in yaptırdığı bir eser. Üzücü olan o muhteşem Manisa Sarayı'ndan elle tutulur çok fazla bir şey kalmamış. 1500'lü yıllarda Manisa Sarayı'na ait bir minyatür çizilmiş. O minyatürü de görelim. O fotoğraflara bir geri döner misin? Az önceki o çoklu fotoğraflara. Burada var mı olur acaba? Vardır, minyatür gelir. Bir bakıyorum şöyle. Yazayım minyatür. Aha o... galiba. Ha? Şu mu hocam? Nerede? Yok minyatür olacak. Ha, bu şu. Bir dakika geri gel. Mouse daha. Evet bu. Harikasın. Evet bu, doğru bu. Biraz büyütebiliyor musun? Evet bu minyatür. Bu minyatür Manisa Sarayı'nı gösteriyor. Manisa Sarayı. Evet çok güzel oldu. Büyüttün, harika. Bak Manisa Sarayı. Şu an biz Manisa Sarayı'nın içini görüyoruz. Bu minyatürde. Sarayın içindeki camiyi görüyoruz. Sarayın içindeki türbeyi görüyoruz. Revaklı avluları görüyoruz. Serviler, bir takım peyzaj unsurlarının bulunduğu bahçeleri görüyoruz. Sarayın içinde namazgah varmış. Muhammed, namazgah bul bana hadi. Hadi bul. Hocam bu şeye benziyor bu direkt. Evet o işte, buldun. Buldun, vallahi buldun ya. Sarayın içinde namazgah varmış ve namazgahı buldun. Bak harikasın. Bak minber var. Şu an sen parmağına tam minberi gösteriyorsun. Mihrap orada. Vallahi kıymetli tarih severler. Şu Muhammed bilemesin de siz cevap verin diyorum ama adam takır takır ya. Sayısalcı bu kadar sözler bilinir. Oradan namazgahı kesiyor ya şak diye. Helal olsun. Namazgah orada. Manisa namazgahı. Mesela bunu ben çok isterdim. Biliyorsun namazgah benim çalışma alanım. Ama maalesef yok. Ama ne var bugün Manisa'da? Beyaz filden böyle aşağı doğru indiğin zaman yetkililerimiz çok güzel bir maket yaptılar. Bu sarayın, şu gördüğümüz iki boyutlu çizimin üç boyutlu halde camın içinde sergiliyorlar şu an. Onu da Manisa'ya gidenler görebilecekler. Bir de tabii bu arada Manisa Sarayı'na ya da Manisa şehrine bu Şehzade Sarayı'ndan dolayı şehzadelerle beraber Manisa'ya giden paşalar da emek vermişler. Mesela İstanbul'da, Üsküdar'da, şimdi Boğaz turu yapıyoruz Muhammed seninle. Boğaz turunda gemi. Üsküdar'a şöyle bir baktım. Öne gelen camileri say bana. Hocam Mihrimah Allah. Sultan Camii. Mihrimah Sultan bir, başka. Hemen onun yan tarafında var bir tane. Başka üçüncü hocam. Beylikdüzü'nden uzak biraz Üsküdar. Beylikdüzü'nden bu kadar gözüküyor diyor. Emetullah Gülüş Sultan Camii var. Vadide Cedid 2. Bir de onun yanında bir tane daha var. Restore ediliyor 2 yıldır. Fatih Sadrazam'a. Takipçilerimizden alalım yardım. Kopya. Haydi siz yazın. Bakıyorum ben şu an telefonda. Üsküdar'da Vadi-i Cedid'den biraz daha Salacak'a doğru gidin. Fatih'in Sadrazamının camisi. Hadi bekliyorum cevaplar. Kuşkomaz değil Orhan Bey. Şemsi Paşa değil Fatih Bey. Hadi Selma Hanım Şemsi Paşa değil. Değil. Ömer Vadi-i Cedid'i ben söyledim zaten. Ahmet Paşa değil. Haydi. Hadi bekliyorum. Emine Hanım. Ayazma değil. Hadi. Ya Ayazma ile Vadi-i Cedid'in arasında hadi. Madagaskar'dan selamla. Hadi Madagaskar sen ver cevabı. Yusuf Külük Çandarlı diyor. Ahmet Paşa, Lale Paşa. Paşalar birbirine karıştı. Hadi. Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nin ön tarafında. Serkan Bey. Rum Mehmet Paşa. Oğuzhan Karagenç bildi. Tebrik ediyorum. Oğuzhan Karagenç, Rum Mehmet Paşa. O makette buldun sen. Aynen bu arada. Hocam, hemen maketi evet. Merak ettim onu da. Şu aynen böyle hiç bozma. Bak hiç bozma. Bir dakika. Şu cam mekanının içinde olan az önce benim anlattığım. Cam mekanının içinde. Bir dakika mouse ben de kullanabiliyor muyum mouse'u? Evet hocam. Ha. Bak şu cam mekanının içinde olan benim bahsettiğim beyaz filin hemen alt tarafında olan. Bir de Manisa'ya böyle çok güzel bir minyatür yaptılar. Oradakinde ise bir daha yapıldı. Manisa Şehzade Sarayı işte o da bu. Hocam burada da var galiba bizim o alışık olduğumuz Adalet Kulesi. Yani o. Evet. İşte az önceki Fatih Kulesi işte bu. Onun bak, biraz daha avlu. Şeydi ama sanki böyle hani. Şehzade. Bu kule ama ya tepe mepe bırakmamışlar ki gördün işte. İki katlı apartman dairesi olmuş yani. Başka bir şey kalmamış. Kule bu. Şimdi kule duruyor günümüzde hala. Bir de bu duruyor. Bu Şehzadeler Sarayı türbesi. Manisalılar buna 22 Sultanlar Türbesi der. Orayı da anlatacağım birazdan.
Birazdan sen bizi oraya yakın götürürsen bunları konuşacağız. Manisa Sarayı'ndan kalan TEDAŞ binası bilinen son fotoğrafı diyor. Evet. Rum Mehmet Paşa yazıldı. Rum Mehmet Paşa orada vazife yaparken bir tane bedesten yaptırmış. Rum Mehmet Paşa bedesteni. Şu an konferans salonu olarak kullanıyor. Nikah salonu. Ben de orada çok konferans verdim bugüne kadar. Mesela Alaybey diye bir mahalle var Manisa'da. Alaybey Mahallesi. Alaybey Camii. Neden? Ferhat Paşa vardır. Mezarı Eyüp Sultan'da. Biz seninle geçen Eyüp'te havadan uçarken onu konuştuk. O Manisa'da şehzadelerin başında Alaybeyliği yaparken oraya bir cami yaptırmış mesela. Yani şehzadeler yanında şehzadelerin başına giden paşaların da çok emekleri var. Aynı Rum Mehmet Paşa'nın Tire'de de camisi var mesela. İzmir Tire. Unutmamış, oraya da emek vermiş, eserler vermiş. Sokul Mehmet Paşa da vardı Tire'de eseri. Ya şu Tireliler beni duyuyor musunuz? Bana bir Tire'nin hava görüntülerini atın. Tire'yi de öttürelim buradan. Ben çok severim Tire'yi. Çok güzeldir. Mesela Gamze Toker yazıyor. İvaz Paşa Camii. İvaz Paşa Hamamı. Mesela İvaz Paşa da çok önemli bir paşadır. Ve emek izi vermiş oralara. Eserler ortaya koymuş. Tire'de Alaybey Parkı ve camisi var diyor Fatih Okka. Evet. İşte bunlar hep beraber eserler vermişler. Aynı Tire'de şeyin de camisi var. Mimar Sinan'ı ilk kez keşfeden paşamız Kanuni'nin sadrazamlarından, ondan sonra onun da camisi var. Yani birçok paşayı birçok yerde görebiliyoruz. Gamer Paşa Bitlis'e bekleriz diyor. Siz bize Bitlis'in hava görüntülerini gönderin. Biz buradan Bitlis'i anlatalım. Yeniden havadan uçmaya devam edelim Muhammed'ciğim. Hemen hocam. Hemen buradan uçmaya. Devam edeyim mi hocam? Çok güzel. Şimdi bakın. Fatih Köşkü'nü bir daha görelim. Fatih Köşkü. Bakın şu gördüğümüz yer. Hocam mouse'u ama bir daha alın. Şöyle bir tıklayın. Size evet. Şu gördüğümüz Fatih Köşkü. Ne demiştik? Saray. Şehzade Sarayı'na ait iki hamam var. Biri bu otelin altında ama gezilebiliyor. Diğeri yeraltı otoparkının içerisinde, o da gezilebiliyor. Görebiliyoruz. Tabii bu arada 2. Bayezid Fatih'ten sonra padişah olmuş. 2. Bayezid'in sancak yeri neresi Muhammed, biliyor musun? Orası da mı Manisa hocam? Bilme artık. Bunu bilme artık. Ama bizim onun şehzadelik yaptığı yeri de havadan görmemiz lazım. Sende yok değil mi orası? Neresi hocam? Neresi? Evet, takipçilerim siz söyleyin. Fatih Manisa'da şehzadelik yaptı. Oğlu 2. Bayezid nerede şehzadelik yaptı? Hatta 2. Bayezid şehzadelik yaptığı bu yere büyük bir külliye kondurdu. Hadi Muhammed sana kopya. Amasya değildir herhalde. Evet, Amasya. Gene bildi. Gene bildi bu adam ya. Vallahi bu adam gene bildi ya. Amasya, bak Mustafa Kılınç hemen pat diye yazdı Amasya diye. Salih Bey de yazdı. Amasya görüntülerimiz yok değil mi bizim? Yok hocam ya. Ama inşallah yani olur da biri gönderirse yine muhteşem olur yani. Bir önceki Amasya Belediye Başkanımızla biz çok samimiydik. Ya bir gece ışıklar sönmüştü Amasya'nın, şu dağ ışıkları. Dağ ışıklarını yaktırdı ya, sağ olsun. Yani yeni başkanımızla ben tanışmadım, bilmiyorum. Ama beni duyuyorlarsa, Amasya drone görüntülerini gönderirlerse ben Amasya'yı da keyifle anlatırım. Amasya. Anlatılmaz, yaşanır. Amasya'nın üzerine nasıl uçarız ya? Amasya'nın da Şehzade Sarayı var, biliyor musun? Ama maalesef günümüzde aynı Manisa gibi hiçbir şey kalmamış. Orada şu an askeriye var. Askeriyenin oradan kaldırılıp eski Amasya Sarayı'nın yeniden ayağa kaldırılması lazım. İnşallah diyelim. Öyle bir şey inşallah olacaktır. Olur, arzu ediyoruz. Bu arada 2. Bayezid Amasya'da şehzadelik yapmış ama oğullarından birini Manisa'ya göndermiş. Mesela 2. Bayezid'in oğullarından en büyüğü Ahmet. Bursa'da Sancak Bey. Bir ortanca oğlu Korkut. Antalya Korkut elinde Sancak Bey'i. Bir küçük oğlu Şehzade Selim. Yavuz Sultan Selim. Nerede Sancak Bey'i de? Burada. Manisa'da. Hayır. Sen biliyorsun orayı. Şehzade Selim, Yavuz Sultan Selim nerede? Sen drone çekim yaptın orada. Şey ya. Geçen... ya nereye Trabzon gittin sen? Ya, Trabzon. Trabzon'da. Bak nazar değdi. Vallahi ama, nazar. Hocam ondan sonra yapmadılar mı burada sancak yani? Sonraki dönemlerde. Yavuz Sultan Selim Trabzon'da yaptı. Ve bir de bunların bir kardeşi daha var. O erken öldü. Onu çok tanımayız biz. 2. Bayezid'in oğullarından Şehinşah. Hatta Şehinşah'ın karısının mezarı da Bursa Muradiye Camii'nin bahçesinde.
Havadan sen bize Muradiye'yi gösterdin ya. Orada böyle kenarda sıra sıra türbeler vardı. Onlardan biri Şehinşah'ın hanımının mezarıdır. Şehinşah, bak bir sürü kişi Trabzon yazdı var ya. Sana destek hemen geliyor. Kimler kimler? Ya aslında hocam mesajları bir de tam vaktinde görebilsek böyle bir hani birazcık Evet, gecikmeli biraz geliyor ya bize. geçmiyor. 10-15 saniye gecikmeli geliyor o yüzden 15 Onlar saniye. hakikaten öyle. Amasya ne diyorduk? Dördüncü bir oğlu Manisa'da şehzadelik yaptı. Şehinşah. Şimdi anneler oğulların başında sancağa gidiyordu, değil mi? Bunu biliyoruz değil mi Evet Muhammedciğim? hocam. Oğlan 10 yaşına geldi mi anneyle beraber sancağa gider. Yani padişah ya ben hanımımı çok seviyorum benim yanımda kalsın. Kadıncağız ya ben kocamdan ayrılmam. Yok böyle bir şey. Gidiyorlar. Onun için Şehzade Korkut'un annesinin mezarı Nigar Hatun Antalya'dadır. Şehzade Yavuz Selim'in annesi Ayşe Gülbahar Hatun'un mezarı Trabzon'dadır. Şehzade Ahmet'in annesi Bülbül Hatun'un mezarı Bursa'dadır. Şehinşah'ın annesi de 2. Bayezid'in bir diğer eşi Hüsnü Şah Hatun'dur. O da oğlunun başında Manisa'ya gelmiş ve Manisa'ya ne yaptırmış? Şu camiyi yaptırmış. Yanına bir kervansaray yaptırmış. Yanına bir Sıbyan Mektebi yaptırmış. Sen bize şu camileri yakından bir göstersene bir uçalım. Tabii hocam şimdi o şeye doğru biraz kuleye doğru biraz yaklaşacağız. Evet. Fatih Köşkü'nü görüyoruz. Hemen önünde Şehzade Hamamı, Şehzade Saray Hamamı. Gamer Paşa diyor ki bende hava görüntüleri var. Gönderin tabii ya. talha@talhauğurlen.com WeTransfer'le gönderin. Vallahi Bekliyorum. süper olur. talha@talhauğurlen.com WeTransfer. Bekliyorum. Bitlis'te ben daha evvel TRT ile çekime gittim bundan 4 sene kadar evvel. Bitlis Kalesi'ne falan çıktık. Bakın Fatih Köşkü burada gözüküyor. Şu saçağın altında, bak şu saçağın altında Fatih hamamın kalıntıları var. Hamamın kalıntıları. Görelim mi Muhammed? Görelim hocam. Google'a gir, gir, gir. Onu da yazalım Manisa, hemen. Manisa Şehzade Sarayı hamamı yazmak gelecek. Şehzade Sarayı Hamamı. Hamamı. Hemen buradan. Bak bunlar biraz daha in aşağıya daha teferruatlı bir resim görelim. Bak bunlar işte ama onun su bak şu bak bir dakika ben alayım Masu. Heh, bak eski hali böyleydi biliyor musun? Eski hali. Bu vaziyetteydi. Sonra üzerine bir otel yapma söz konusu olunca hamamı koruma altına alalım dediler. Ve öyle olunca çıkalım biraz daha yukarı. Şu aradığım tam fotoğraf hali. Her Bak şey şunlar aşağı mı? yani şu an otel evet aşağı doğru biraz daha inelim. Şu otelin içinde konumlanmış halini görmek istiyorum da otelin. Yani şunlar mı Yani hocam? şu kazı yapılmış halleri geldi. Bak şunlar kazı yapılmış halleri. Kazı yapılmış halleri. Şu an otelin içinde rahatlıkla bu hamamı yani külhanını, şey odalarını falan görebiliyoruz. Aa benim resim geldi bu arada ha. Bakar mısın? Şehitler Ortaokulu. Vallahi Twitter'dan bak benim. Görüyorsunuz yani ben daha ne diyeyim yani. Oraya gitmişim. Bu benim şey tweet. 3 ay evvel Manisa İzmir turum vardı benim. Grubumla gittim. Orada grupla beraber okulumu anlattım onlara ve dedim ki Manisa Şehzade Sarayı'nın bir bölümü de bunun altında diye bak o da geldi. Manisa Şehzade Sarayı yazınca. Tekrar bir dakika geldi geldi geldi. İn aşağı azıcık. Heh, Bu işte bu işte bu. Bak şu an hamamın içerisinde oturup otelde kahvaltı yapabiliyorsun. Hakikaten. Burada koruma altına alındı. Bu vaziyette korunuyor. hocam bu da sizin tweet ya. Siz paylaşmışsınız Bu da benim tweetim. Tövbeler. Hakikaten bu da benim tweet ha. Ya Allah'ım yardım. Bu da bizim Açalım mı tweet. hocam? O zaman hemen Açalım açalım. açalım. Bu da bizim tweet. Grupla hatta fotoğrafın falan da olacaktır. Ha bak grupla maketin orada çekmişiz. Ha evet. Bak bu paylaştığım minyatür geldi. Kocaman büyük büyük. Bakalım diğer resimlere de şöyle bir hızlıca görelim. Şu Altına mı oktan mı gidiyordu? paylaşmışsınız acaba hocam? Ha bak bizim grup bak grupla beraber. 3 ay evvel yaptım Manisa turundan. Ha Şunlar. o kule bak kulenin önünde fotoğraf çekilmişiz grupla. Ha bak bizim grupla beraber. Aynen öyle. Şu fotoğraf. Grubumuz. Of. Ha bu fotoğraf. Panoramik kendi çektiğim fotoğraf. Evet hakikaten geldi. Ya Ha hocam. Girit Oteli. Evet ismini de yazdılar. Evet burada. Burada kahvaltı yapabiliyorsun mesela buraya gidip. Fatih'in su dökündüğü yerde kahvaltı yapmak istiyorsanız artık bu size Manisa kadar yakın diye böyle bunları görebiliyoruz. Çok Hocam teşekkür ederim. Çok kafenin güzel de oldu. efsane reklamı oldu ya oradaki artık Hakikaten işte. ya.
Otelin ismini falan da söyledik. Bu şekilde. Tekrar hava görüntülerimize geçebiliriz. Çok teşekkürler. Hemen geçelim hocam. Evet. Şimdi neredeydik? Hemen bakıyoruz. Fatih Köşkü'nü görelim. Mouse'u aldım. Fatih Köşkü. Otel ve altında hamam dedik. Devam edelim uçmaya o an için. Edelim hocam. Vallahi Ebu Bekir Arif kardeşim, Erzurum hava görüntüleri yok değil mi bizde? Yok, bence Erzurum olsa yaparız. Sordular mı? Manisa'nın yasaklanmış reklamı. Manisa'mızın reklamı. Aa, benim okul vallahi ne güzel gözüküyor. Kenan Evren de burada okumuş biliyor musun? Allah, ben okurken Allah. Duvarda resimleri falan vardı. Ama şimdi tabii darbeci olduğu için onun resimlerini falan hep indirdiler. tabii. Yani nihayetinde darbecileri sevmiyoruz. Evet, valide şey geldi. Valilik konağı geldi. Dur bak, burada bir dur, sana bir okul hatıramı anlatayım. Şehitler Ortaokulu'na kaydoldum. Sabahçı öğleci diye bir durum var. Ben öğleci yaptılar Şehitler Ortaokulu'nda. Yıl 1993. Ondan sonra ben de öğleciyle hiç sevmem. Ben çünkü sabah erken kalkmalıyım. Okula erkenden gitmeliyim. Öğleyin de okulu bitirip eve gelip akşama kadar kafama göre takılmalıyım. Hatta ben okuldan eve dönerken öğleciler böyle üzgün bir şekilde okula girmeliler. Biz de böyle lay lay lom dersten çıkmalıyız. Fakat okul beni öğleci yaptı. Ben istemiyorum. Okul müdür yardımcısına çıktım. Ben sabahçı olmak istiyorum dedim. Dedi ki evladım yapamayız dedi. Sabahçı da bütün sınıflar dolu dedi. Yapamayız. Ne yaptım biliyor musun? Bak düşün. 13 yaşındayım ya. Kalktım. Az önce az geri gelsene. Geleyim hocam. Az geri gel. Valilik konağına gittim. Tek başıma ya. Tek başıma. Hah bak bu konak işte. Bak şu merdivenden alayım Masu. Bak şu merdivenden çıktım. 13 yaşındayım. Kapıdan girdim. Sağa girdim. Şu sağdaki bina Milli Eğitim Müdürü'nün odasıydı. Kapıyı çaldım. Açtılar. Ben Milli Eğitim Müdürü'yle görüşeceğim. Yemin ediyorum bak bu gerçek. Ve bunu ilk kez anlatıyorum. Türkiye ve dünya televizyonlarını bu. İlk kez anlatıyorum. Hiçbir kanalda anlatmadım. Milli Eğitim Müdürü'ne çıktım. Dedim ki ben sabahçı olmak istiyorum. Okul beni sabahçı yapmıyor dedim. Ve okuldaki idarecileri de şikayet ediyorum Milli Eğitim Müdürü. Adamcağız da şaşırmıştı. Ufacık çocuk. Kel kafalı bir şey. O zaman da hani saçım vardı ama yine de kellik benim tarzım. Ondan sonra tamam dedi. Sen dedi neden sabahçı olmak istiyorsun dedi. Ben dedim erken kalkmayı, okul erken gitmeyi ve erken eve dönmeyi ve akşama kadar da ders çalışmayı seviyorum falan diyorum. Milli Eğitim Müdürü tamam dedi. Ben telefon açacağım dedi. Sen yarın müdür yardımcına git dedi. Ve ondan sonra ertesi müdür yardımcına gittim. Müdür yardımcına beni zırt diye hemen sabahçı yaptı. Sınıfımı değiştirdiler benim. Bir hafta öylece gittim, sonra sabahçı hiç unutmam yani. Şu odayı hiç unutmuyorum o günlerden. Ve bunu ilk kez de böyle bu şekilde anlatmış oldum. Şimdi Fatih Parkı ve Hatuniye Külliyesi. Yaklaşalım biraz Hatuniye Külliyesi'ne. Evet. Çok güzel bir külliye. Külliyeyi böyle en güzel gördüğümüz yerde dondurum Muhammed'ciğim. Evet çok güzel. Hem cami hem şey. Güler Kaplan diyor ki Tarsus hava görüntüleri. Ah keşke olsa Tarsus. Bazı ilçeler vardır, illerin önündedir. Tarsus mesela. İşte Tire mesela. Yani Ahlat mesela. İznik mesela. İlçedir ama cebinden kaç tane il çıkarır. Şimdi Şehinşah Manisa'da şehzadelik yapıyor. Bu saraya yerleşiyor. Öyle olunca annesi Hüsnü Şah Hatun da oğlunun başında boş durmuyor. Ve ne yapıyor? Buraya bir cami yaptırıyor. Muhammedciğim bak bu camiye dikkatle bak, örtü sistemine. Bu cami çok ilginç bir camidir. İkinci Bayezid dönemi camisi. Ve bu Osmanlı'nın böyle arkaya doğru uzayan camilerinden değil. Enine doğru genişleyen cami plan şeması. Enine doğru. Aslında baktığın zaman görüyor musun camiye? Bak enine doğru genişliyor. Yani erken İslam cami plan şemasında yapılmış. Manisa Ulu Cami var tepede. O da öyledir. Ve burgulu bir minaresi var. Aynı Tire camileri de öyledir. Yanında Sıbyan Mektebi var. Bak şurada Sıbyan Mektebi. Camisi ve kervansarayı var. Manisalılar bu kervansaraya kurşunlu han derler. Son dönemde restorasyonu yapıldı. Bitti. Şu an pırıl pırıl. Herkes gidip gezebilir. Nasıl güzel. Ve maalesef bu külliyede sadece bu üçü yokmuş. Yani şu an kervansaray, cami, Sıbyan Mektebi. Aslında bir hamamı,
Bir de bedesteni varmış. Onlar günümüze ulaşamamış. Hüsnü Şah Hatun'un bu eserleri içerisinde. Bu arada tabii Manisa'nın böyle ulu şeye Manisa Dağı'na doğru çıkan o yeşil alanları falan çok güzel gözüküyor. Devam edelim uçmaya Muhammed'ciğim. Of nasıl güzel gözüküyor yukarıdan ya. Evet, Yusuf Külük Afyon Ulu Camii'ne benziyor diyor. Afyon Ulu Camii ayrı bir konu. İnşallah Afyon'un hava görüntüleri gelir. Afyon demeyi de sevmiyorum. Karahisar'ı sahip, havadan seven Karahisar'ı sahibi anlatırım. Sahibada Fahrettin Ali'nin şehri. Ay nasıl güzel. Bak dışarıda dükkanları görüyor musun? Bak kenarında dükkanlar var. Çift katlı revaklar, alt revaklar. Ortasında havuzu da var. İkinci Bayezid döneminin dev bir kervansarayı. Dev, kocaman bir kervansaray. Nasıl güzel. Giriş kapısı burasında. Han ağası odası var. Tabii Manisa aynı zamanda bir ticaret şehri. Tüccarlar geliyorlar. Burada yatılı kalıyorlar. Mallar yıkılıyor, gönderiliyor. Bak kurşun ağını bitirdik. Bir de burada bir han daha var. Yeni han. Bu da yakın zamanda restore edildi. Bir dondurur musun bu yeni hanı? Ha biraz daha yaklaşacaksan yaklaş öyle dondur. Ya, beyaz filmlerin arkası. Böyle bir donalım. Evet. Şimdi Muhammed sana bir şey soracağım. Kahve içmeyi sever misin sen? Hocam Türk kahvesiyle yani çok aram yok da Osmanlı kahvesi daha çok hoşuma gidiyor. Türk kahvesiyle Osmanlı kahvesiyle bir dakika ya. Yani, Türk kahvesi Osmanlı kahvesidir. Osmanlı kahvesi Türk kahvesidir. Yok, yani, başka türlü yok ki. Hocam bir, bu menengiç diye bir bitkiyle yapılan böyle bir Osmanlı kahvesi. Hocam onu ben çok seviyorum. Yani Türk kahvesinden biraz daha. Menengiç. Biz Manisalılar ona çitlenmik deriz. Çitlenmik. Doğuda menengiç derler. Hakikaten kahvesi yapılır. Şimdi Murat Altınterim olsaydı onu o iyi bilir. Bak Gaziantep'li. Ona ben haftaya çarşamba sorayım. Menengiç kahvesi diye. Bak Salih Sarıkaya ayakkabıcılık yaptım. 9 sene orada diyor. Hakikaten evet o bölgede ayakkabıcı esnafları var Salih Bey. Şimdi şundan sordum Muhammed sana. Bir gün yolun Manisa'ya düşerse ya da kıymetli tarih severler bir gün yolunuz Manisa'ya düşerse evet Tale of Love yazdı Osmanlı kahvesi baharatlı hocam diye aynen öyle. Evet cilveli kahve Bilal Onaylı helal olsun valla takipçilerimi çok seviyorum ya çok kaliteli insanlar ya ve hakikaten ciddi tarih biliyorlar. Cilveli kahve ben şimdi sana diyecektim hiç cilveli kahve diye bir şey duydun mu diye. Hocam, duymadın değil mi? Hiç duymadım. Cilveli kahve işte burada içilebiliyor. Esat Bey Süryani kahvesi içtiniz. Valla Mardin'e çok gittim ben. Ama Süryani kahvesini bilmiyorum ya. Onu ben Murat Altınterim haftaya çarşamba sorayım. O biliyordur. Ondan sonra cilveli kahve. Cilveli kahve neden diğer kahvelerden farklı? Bir yazın onu da öğrenelim. Ben biliyorum ama söyleyeceğim. Evet. Var mı bilen? Hadi Tale of Love yazsın. Zor cevap o vermişti. Selma Genç ilk kez duydum diyor. Saray mutfağında Osmanlı kahvesi bekleriz. Muratcan yazdı. Saray mutfağı duyuyor musunuz beni? Saray mutfağı. Cilveli kahve istiyorlar. Cilveli kahve tarifi. Aslında cilveli kahve şu an biz saray mutfağında yapabiliriz. Neden? Babamın yüzünden. Hala yazan yok yalnız. Kahve baharatlı. Itır tadı var. Öyle de onun bir özelliği var. Dibek hocam yazdılar. Hayır hala. Evet Bilal Onaylı yazdı. Çifte bademli kavrulmuş. Evet badem tozu var içinde. Doğru Mehmet Karakılıç da yazdı. Ama nasıl badem? Acı badem. Şimdi bizim Manisa Demirci'de dededen kalma tarlaya badem ağaçları diktiler. Babamla amcamlar. 3-4 sene evvel. Babam topladığı bademlerden bize bir küçük çuval gönderdi Muhammed. Gönderdi ben kırıyorum. İşte bu 2 aydır bademler geldi. Kırıyoruz. 10 badem kırıyorum. İkisi acı ama nasıl acı var ya ağzını alamazsın. Ya baba diyorum ne yaptın? Vallahi oğlum diyor. Bademlerden diyor ikisi acı badem çıktı. Yanlışlıkla senin çuvala karıştırmışız diyor. Artık seçecek. Nasıl seçeceksin? Tek tek yemen lazım. İşte o acı bademi kurutuyorsun. Sonra öğütüyorsun. Ve onunla cilveli kahve yapıyorsun. Ve o cilveli kahveyi nerede içiyoruz? Ya Manisa Yenihan'da içiyoruz ya da Ayna Ali'de. Ayna Ali kahvesi vardır Manisa'nın meşhur. Gerçi Ayna Ali'nin sahibiyle geçen telefonla görüşüm. Ya hocam çok talebeden olmadığı için pek sık yapmıyoruz demişti. Ama bu reklamdan sonra sanıyorum cilveli kahve
isteyenler olacaktır. Cilveli kahvenin de hikayesi şu. Manisa'da şehzadeler içermiş bu kahveyi. Şehzadeler. Bu Manisa Sarayı'nda onlara özel bir kahveymiş. Sonra tabii halka mal olmuş. Onun için bu kahvenin acı bademden yapılan bu kahvenin unutulmaması gerekiyor. Yeni anda cilveli kahve, közde cilveli kahve içmeye hepinizi davet ediyorum. Mervecan kız isteme diye yazdı. Bekliyoruz. Evet, uçmaya devam edelim. Beyaz fil altımızda. Manisalılar beyaz fili çok iyi bilir. Beyaz fili yıkacaklardı. Şurada bakın beyaz fil binası. Fakat Manisa ile o kadar özdeşleştiği için halk ayaklandı Manisalılar. İmza topladılar. Yıkılmasından vazgeçildi. Evet. Mehmet Alp, Manisa'dan bir isteğiniz var. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir dakika. Bir dur. Bak bak, şu an ben masadayım. Masamda ne var? Hemen gösteriyorum. Masamda şöyle kalktım. Bak, masamın üzerinde duruyor ya. Kalktım şöyle. Getirdim. Masanın üzerinde duruyor bunlar. Yani bak, bu kadar Manisalıyım. Muhammed, bunlardan bir kutuyu sana ben hediye edeyim. Ne bunlar? Bak. Bunlar mesir macunu. Biliyor musun? Bundan böyle bir tane atıyorsun. Savur yapmana falan gerek yok. Akşama kadar oruç ağza koşturursun yani. O kadar kuvvetlidir ki mesir macunu. Bak kaç kutu var. Yani Manisalı olduğum ortada, gördüğün gibi yani. Ya hocam, burada tarih atölyesini yapabilseydik sizle beraber böyle evde. Tarih atölyesini yarın online yapıyoruz. Gerçek yapsak, ben atölyeye katılanlara şey hediye ediyordum. Mesir macunu hediye ediyordum yani. Ama maalesef online yaptığımız için bunları yapamıyoruz. Yarın bu arada saat 15'e tarih atölyemiz var. Yalnız kıymetli tarih severler, rica ediyorum. Saat 14'e kadar kaydını yaptıran herkes yaptırsın. Biz hep böyle diyoruz. O saat 15 oluyor, hala kayıt yaptıran var. Bakın, konu mukaddes emanetler. Konu kaçmaz. Çok önemli bir konu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkası, sancağı, sakalı şerifleri, Uhud savaşına kırılan mübarek dışının parçası, sahabelere ait nice emanet, Hazreti Hüseyin'in kanlı gömleği, Cafer-i Tayyar'ın o devasa boydaki kılıcı, Hazreti Fatıma'nın hırkası, yani Yusuf peygamberin sarığı, Yahya peygamberin kolu, Hazreti Musa'nın asası, hangi birini anlatayım size? Tasavvuf büyüklerinin emanetleri var, çok ilginç. Mesela İmam Şahrani'nin külahı var, İmam Şahrani. Mısır Kahire'de mezarı. Ama külahı İstanbul'da bizde. Çok önemli biridir İmam Şahrani. Geçen sene Ramazan ayında İmam Şahrani'nin cetveliyle Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu hepimiz öğrendik. Geçen yıl Ramazan. Ben sosyal medyada ilan ettim. İmam Şahrani. Yarın onun külahını göreceğiz. Yani müthiş insanlar. Bu arada havadan uçmaya devam ediyoruz. Devam edelim. Yani bakın, www.gezikitap.com soranlar var. gezikitap.com adresine giriyorsunuz. Kocaman banner var. Tarih atölyesi, tıklıyorsunuz ve önünüze geliyor. 4 tane atölye, hangilerini istiyorsanız alırsınız. Mukaddes emanetleri alırsanız yarın canlı canlı bizi o objeleri anlatırken izlemiş olursunuz. Çanakkale ne zaman diye soruluyor. Vallahi sırasını bekliyorum. Ah, bir dakika Muhammed, bir dur. Bu çok önemli. Şu an biz nereye geldik biliyor musunuz? Manisa Şehzade Sarayı'nın tam bittiği noktaya geldik. En üst noktası Şehitler Ortaokulu. En alt noktası ise bu türbenin hemen altı. Orada zaten yol kavşağı var. Orada bitiyor. Bu türbe çok önemli bir türbe. Dediğim gibi Manisalılar bu türbeye 22 Sultanlar Türbesi der. Üzücü bir şey söyleyeceğim. Maalesef halk arasında yanlış bir duyum var. Yok işte Fatih Sultan Mehmet 22 tane kardeşini öldürtmüşmüş. İçeride 22 kardeşinin mezarı varmışmış. Ya Allah aşkına, yıllarca buna inandırdılar. Ya ben 14 yaşındayım, Manisa'da ortaokul okuyorum. Ben o yaşımda, tabii ben meraklıyım, böyle türbe cami geziyorum durmadan. Bu yapıyı kaç tane Manisalı'ya, öğretmenlerimize sordum. Herkes böyle anlattı bize, biliyor musun? Bak, yıl 92-93. Herkes Fatih 22 tane kardeşini kıtır kıtır kesmişmiş ve onların mezarları varmış. İçeride 22 tane mezar var. 14 tanesi kadın mezarı, biliyor musun Muhammed? 14 tanesi kadın mezarı ya. Ya hocam, biz niye böyle, evet, tarihimizi, atalarımızı böyle gömme meraklısıyız ya, resmen yani. Katil şey yapmak için. Yani niye böyle bir şey? Kim neden uydurmuş yani böyle bir şey?
Hatta bu sen az önce benim tweetleri açtın ya, o benim tweetlerin devamında bu Şehzade Türbesi'nin bahçesinde iki tane sadaka taşı var. Onların ben fotoğraflarını da çektim. Bulabilir miyiz onu ya, benim tweetleri? Hocam daha deminki tweetler duruyor. Yani Kapatmadım onu. duruyorsa demek ki de kapatmadıysan onun bir gerisine gel. Yani o dizine gelelim. Ha, aşağı doğru inelim, süper. Devam et. Bak 5 diyor, 6 diyor. Tweetler devam ediyor. 5'ten sonrası devam ediyor mu? Yok, 5'te Ediyor. son galiba hocam. O zaman geriye doğru gel. 4'e, 3'e, 2'ye bakalım. Tamam. Bunlar değil. Şu da değil herhalde. Aynen. Yok, değil değil. Biraz daha. Ya da direkt Şehzade Türbesi Talha falan yaz. Google'a. Şehzade Türbesi. Bir adım yaz bakalım. Tweet. Hı. Görsele girelim. Görselden bakalım. Yok, başka şeyler geldi ya. O İstanbul Şehzade. Ha, geldi geldi geldi. Bak Hani bu. hangisi hocam? Ha, Göremedim bir ben. dakika, bir dakika. Ben şu bak, görüyor musun? Heh. Ha, bu benim Tamam, fotoğraf. açalım Tıkla. hocam. Açalım açalım. Evet, aynen. Bak bu fotoğrafı 3 ay önce ben çektim. O Manisa turumda. Ha, önce o büyüğü aç. Evet, onu tıkla önce. Bak sadaka taşı var önünde, görüyor musun? Sen göster sadaka taşı hangisi? Şu değil mi hocam? Evet. Sadaka taşı var bak girişine. Nasıl güzel? Sadaka taşı yapmışlar. Bir tane tam karşısında var. Üzerine oyuk var. İnsanlar gelip geçerken buraya para bırakıyorlar. İhtiyacı olan alıyor. Kapıda 22 sultanlar yazıyor. Aslında tabela hatalı. 22 sultan yazdığın zaman ha, sultan multan kafa gidiyor bir yerlere. Ondan sonra öbür fotoğrafı görelim. Evet. Bu yandan görünüşü, aynı türbenin yandan görünüşü. Bir daha tıklayalım. Bak bu da içi. Panoramik çektim. Herkes görsün. Şimdi bak Muhammed Emin'ciğim, sen benden az çok turlara katılan birisin. Ve ben her turda mezar taşı anlatırım. Gittiğimiz yerlerdeki mezar taşlarını. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Osmanlı'da hiçbir mezar taşında kavuk, sarık, fes yoktu. Şu gördüğümüz 15 ve şu gördüğümüz 15 ve 16. yüzyıl dilimli, düşey dilimli paşa sarığı. Paşa sarığı. Ha, sen gösteriyorsun. Ha, pardon. Evet. Sizde hocam. Bak. Ha, ben de. Bak şu. Görüyor musun? Bunların Fatih döneminden olması mümkün değil. Ve bu arada türbeden bahsediyorum. Bu türbeyi yaptıran kişi Şehinşah'tır. Şehinşah bir rivayete göre hanımı, bir rivayete göre de çocuklarından biri ölmüş. Bu türbeyi ilk onlar için yaptırmış. Ve daha sonra Şehzade Sarayı'ndaki bir takım kalanların yok işte çocuğu ölüyor, eşi ölüyor, yok şu oluyor, bu oluyor derken farklı zamanlarda 22 tane mezarla burası dolmuş. Yoksa Fatih yok, 22 kardeş var. Ya yalan bunlar ya. Dedim ya, 14 tane kadın mezarı var içeride. Nasıl yani? Mümkün mü? Onun için lütfen bu yalanlara inanmayalım. Bakın YouTube kanalımda günlerdir harem videoları paylaşıyorum. Haremin en son 8. videosunu paylaştım. Görüyorsunuz kendi gözünüzde neyin ne olduğunu, ne olmadığını yani. Yok havuzda yüzerlermiş hanımlar. Nereye yüzüyor? Şehzadelerin direkt gördüğü havuzda padişah hanımları nasıl çıplak yüzüyor ediyor yani. Bir yalan söylüyorsun. Kılıfını hazırla, ondan sonra minareyi çal yani. Bunlar böyle kılıf hazırlamadan minareyi çalmaya kalkıyorlar. Yemezler, o eskidendi yani. Şimdi artık meseleyi çok iyi bilen sanat tarihçilerimiz var. Olayı sanat tarihi gözüyle de incelediğimiz zaman yalan ortaya çıkıyor. Yani mezar taşları bile bu gördüğümüz kabirlerin farklı yüzyıllara ait olduğunu anlatıyor zaten. Başka bir şeye gerek yok. Bitti. O kadar. Ve yola devam. Hadi uçalım. 22 Sultanlar Türbesi. Şehinşah çok güzel isim ama, değil mi? İlayda Hanım yazdı. Alışılagelmiş bir Osmanlı ismi değil. Vallahi not alın. Benim mesela bir oğlum olsa Şehinşah koyardım adını. Muhammed, sen bir dakika şimdi. Senin şimdi üç kızın olursa ne isim koyacaktık Muhammed? Neydi? Hocam, İkinci Selim'in kızlarının isimleri hadi. Gevheran, Heh, bir. İsmihan Sultan, Geverhan Sultan. Ya, İsmihan iki. üçüncüsü de neydi? Şah Sultan. Şah Sultan'dı, değil mi? Donduralım hava görüntüsünü. Zaten bitireceğiz, birazdan az kaldı. Evet. Evet Şah. Helal olsun, unutmamışsın. Çok güzel, tebrik ediyorum. Geverhan Sultan, Şah Sultan, İsmihan Sultan. İster misin 300 kız olsun? Ya Koyarız hocam değil mi bu nasip isimleri? koyarız hocam. Nasip. Evet, tabii canım.
Yengeyi ikna ederiz. İnşallah. Allah'ım da adam bekar böyle yekeme gene muhabbetler. Peki oğlan olursa şeyin şan ne diyorsun? Nasıl? Güzel mi? Ben Hocam. beğendim. Ben çok severim. Şahlı isimleri. İnşallah. Çok orijinal bir isim. Çok güzel bir isim. Konulabilir yani. Ya ben mesela hemen empati yaparım. Ben koyar mıydım? Oğluma koyardım Şehinşah mesela. Güzel. Ben Baybars koydum gerçi ama Şehinşah da güzel bir isim mesela. Ve az bilinen bir isim mesela. Çok yok. Demiş duydun böyle bir isim? Yok hocam, Duymadım. hiç duymadım. İkinci Bayezid oğlu. Güzel. Annesi Hüsnü Şah'mış mesela. Hüsnü Şah ismi de çok güzel. Mesela kız erkek doğuyor ikiz. Hüsnü Şah ve Şehinşah. Anne oğul ismi konulabilir. Yani böyle isimler konu. Bana çok soruyorlar böyle. Talha abi işte iş yeri açıyoruz. Ne isim verelim? İşte çocuk doğacak ne isim verelim falan. Böyle çok benim isim koymuştum var. Daha yaşım çok genç ama ona rağmen olabilir. Devam edelim uçmaya. Artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Yeniden başladığımız noktaya geldik. Evet bakın Fatih Köşkü gözüktü. Hamam önünde. Vilayet konağımız gözüktü. Şehitler Ortaokulu gözüktü. Ve meydanla beraber Manisa'ya şöyle bir daha yakından bakıyoruz. Evet Mesut Bey Baybars da harika diyor. Hakikaten. Aslında bir oğlan daha olsa ben Berke de koyardım ismini. Baybars'ın oğlunun ismi Berke Han. O da çok güzel. Baybars, Berke, Şehinşah. Değil mi? Ya da böyle bir Memlüklü koyacaksın. Bir Selçuklu, bir Osmanlı. Öbür tarafta sıkıştırdıkları zaman işte diyeceksin üçünden de koydum arkadaşlar yardım edin diyeceksin. Hemen. Evet. Bitirdik mi? Evet hocam. Buradan Çok güzel bir sonra aynen. noktaya noktayı koymuş olduk. Evet. Bugün konumuz Manisa Şehzade Sarayı'ydı. Kayıp Saray'dı. Bakın Kayıp Saray'ın şeklini size olduğu gibi çizdik. Şuradan başlıyor. Buradan böyle geliyor, geliyor, geliyor. Şu gördüğümüz alan. Hani bana sorsanız ben işin delisiyim. Bana sorsanız ben şu alanda son bir yüzyılda yapılmış ne kadar bina varsa hepsini yıktırırım. Şu binaların son bir yüzyılda şu apartmanlar hepsini yıktırırım. O maketteki sarayın aynısını yaptırırım. Ama biliyorum bu kolay bir iş değil. İstimlak süreci. Bu da insanları razı etme. Çünkü nereye razı et? İşte şu an Manisa'nın göbeği burası. Göbeği. Mesela Amasya Şehzade Sarayı yeniden yapılabilir. Neden? Çünkü dağın tepesinde. Yani atıl bir konumda. Sadece askeriye var orada. Onlara bir başka yer verirsin. Orayı yaparsın. Ama Manisa işi biraz zor yani. Ya bak kaç yıldır yazılıyor, çiziliyor. Şu Fatih Köşkü eski haline getiremedi Fatih Kulesi. Yani benim kafa olduğu gibi bunu değiştir. Eski sarayı buraya kondur diyor. Çünkü ben bunu yaparsam Manisa'ya yığın yığın grup gelir. Gelir. Ama biz eski eserleri korumazsak şimdi Fatih Kulesi böyle durursa kimse gelmez. Ben götürüyorum grubumu. Ya benim grup benim nazımı çekiyor. Talha Bey götürüyorsa vardır diyorlar. Ama genç çömez bir rehber buraya götürse gruptakiler yuhalarlar. Deli misin? Bizim getirecek başka yer bulamadın mı diye. Onun için rekonstrüksiyon, Fransızca bir kelime kusura bakmayın ama ne yapalım sanat tarihinde böyle. Rekonstrüksiyon, olmayanı ayağa kaldırma. Ben olsam bu otelin olduğu yere hamamı orijinalle yeniden yapardım. Bu oteli burada tutmazdım. Yani ama otel yapılmış ne diyeyim? Yani ben kel kör bir tarihçiyim. Gücüm yetmiyor sadece söylüyorum. Ben olsam hamamı yeniden ayağa kaldırırdım. Bu otopark yapılırken buradaki hamamı da ayağa kaldırırdım. Ne kadar tarihi eser burada çoğalırsa Manisa'ya o kadar çok turist gelir. Yoksa ben niye gideyim Manisa'ya yani? Onun için ha güzel şeyler oluyor mu? Oluyor. Mesela Ulu Cami şu an restore ediliyor. Yakında bitecek. Oraya da gıcır gıcır gezeceğiz inşallah. Muhammed haftaya cumartesi ne anlatacağım sana biliyor musun? Ne anlatacaksınız hocam? Tarihte en iyi bildiğin gezginlerden bana bir tane isim söyle. En iyi bildiğin gezginlerden. Böyle tarihi yerlerin. Evliya Bir Çelebi Evliya mi? Çelebi. Başka bir isim söyle. Zaten Evliya Çelebi değil dediğin zaman hemen o isim gelir akla. Bu adam Faslı, Tancalı. Manisa'ya kadar gelmiş. Fas'a gitmedin değil mi sen hiç? Hayır hocam, gitmedim. Bir gün takıl. Marakeş'te seninle uçalım havalarda. Marakeş'te. Keşke hocam. İbni Batuta. İbni Batuta Manisa'ya gelmiş. Ve ne diyor biliyor musun? Manisa'ya geldiğimde diyor Saruhan Bey, yani Saruhan oğullarının beynin oğlu ölmüştü diyor.
oğlunun cenazesini bir tabuta koymuşlar. Tabutu kubbenin tepesine asmışlar. Altında Saruhan Bey ile karısı sabahtan akşamlara kadar ağlayarak dua ediyor. Yas tutuyorlardı diyor. Cenaze tabutun içinde urganla tepeye asılı vaziyette duruyor. Neden? İşte bunların hepsinin cevabını haftaya konuşacağız. Haftaya Manisa'da kıymetli tarihseverler, haftaya Ulu Cami'ye gideceğiz. Bakın tam karşımızda şu. Saruhan Bey'in cami ve çeşmesini göreceğiz. Arkamızdaki Manisa Kalesi'ni dolaşacağız. Mevlevi Hane'ye gideceğiz. Sırf iyice eski Manisa'nın tepelerinde gezeceğiz. Değil mi Muhammed? Drone görüntüleri sen mi? Sen gösterdin bana, ben oradan biliyorum. Ve size o İbni Batuta'nın hatıralarını anlatacağım. Saruhan Bey'in oğlunun cenazesi tabutla, urganla niye tavanda 40 gün asılı tutulur? Çok önemli detaylar. Bu az sonralara döndü yani. Haftaya cumartesi niyet nasıl bekleyecek bilmiyorum. Rahmetli hocam Hakkı Acun, onun doktora tezi Manisa'daki Osmanlı mimarisiydi. Benim de Gazi Üniversitesi sanat tarihinden profesörüm Hakkı Hoca. Onunla bu konuyu defalarca konuştuk. Tabutun havaya asılması, tabut Manisa'da nereye asılmış olabilir? Çünkü Manisa Ulu Cami mi, başka yerler mi? Ve bu tabut niye? Neyse, haftaya bırakalım. Bu arada kıymetli tarihseverler, bu bizi kesmedi diyorsanız yarın saat 15'te tarih atölyemiz var. Muhammed Emin Saral'la teknik konuda paslaşıyoruz. 15'te başlayacağız. Muhtemelen bir 2-2,5 saat devam edecek. Sonra da ne yapacağız Muhammed yarışmanın bitiminde? Hocam yarışma, yani atölyeden sonra yarışma yapacağız. Yarışmanın ilk üçüne bir sonraki atölyelerimizden bir tanesini, birinciye de Topkapı Harem gezimizi hediye ediyorsunuz. Ufuk Tur aracılığıyla. Evet, ilk yapacağım Topkapı Sarayı Harem Turu Ufuk Tur'un armağanı hediye etmiş olacağız. Onun için www.gezikitap.tarihatölyesine tıklayarak şey olabilirsiniz. Kayıt yaptırın derslere. Bakın unutmayın, 4 derse kayıt yaptırırsanız size pazartesinden itibaren bir transferle Kudüs ve Mekke sunumlarının tamamını göndermiş olacağız. Muhammed'ciğim söyleyeceğin son bir şey var mı? Yok hocam, sevgili takipçiler, bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Klasik. Muhammed Emin'in Instagram hesabını takip edin. Çok güzel hava fotoğrafları paylaşıyor. Böyle hava görüntülerini seviyorsanız işinize yarayacaktır. Teşekkürler. Peki Muhammed'ciğim, ben de çok teşekkür ediyorum. Kıymetli tarihseverler, YouTube kanalındaki harem videoları tam 8 tane oldu bakın. 8 tane oldu. 9. bir video ile haremi bitireceğiz. Ama YouTube'da tabii videolar, hele müze videoları devam edecek. YouTube'dan takibe devam edelim. Yarın gezikitap.com'da tarih atölyesinde görüşünceye kadar hepiniz sağlıcakla kalın, tarihle kalın, sanat tarihiyle kalın. Tamam Muhammedciğim, bitti mi yayınımız?